itin kurucusu ve ülkenin baş rakibi olan Firuz Kanatlı kimdir? Bölüm 1. 32 yılında Eskişehir'de gözlerini açan Firuz varlıklı bir aileden gelmektedir. Ailesi 1. Dünya Savaşı sırasında Yunanistan'dan Türkiye'ye göç etmek zorunda kalır. Bu zorlu süreci dönemin konsolosu Firuz Bey'in yardımlarıyla kolaylıkla atlatarak Türkiye'ye gelen Kanatlı ailesi önce Ada Pazarına, oradan da Eskişehir'e taşınır. Eskişehir'e ulaştıklarında kendilerine çokça yardımları bulunan konsolos Firuz Bey'i unutmayarak doğacak çocukların adını Firuz koyarlar. İlk öğretim 3. sınıfa kadar Eskişehir'de okuyan Firuz sonrasında İstanbul'a giderek Galatasaray Lisesi'ne girer. Lise mezuniyeti sonrası mimar olmak isteyerek Kanada'daki bir üniversiteden kabul alır. Ancak ailesi işletme okumasını isteyen Firuz Bey tercihini köklü bir üniversite olan Cenevre Üniversitesi'nden yana kullanarak 51 yılında İsviçre'nin Cenevre kentine gider. 4 senelik başarılı eğitiminin ardından Türkiye'ye geri dönerek babası ve amcasına ait un fabrikasında çalışmaya başlar. Çalıştığı dönemde vizyoner atılımlar yapmak isteyen genç Firuz, un fabrikasının İstanbul'daki müdürünün tavsiyesiyle dönemin en büyük bisküvi markası olan Ülker'in kapısını çalar ve markanın kurucusu Sabri Ülker ile masaya oturur. Ülker grubuna un satmak isteyen 26 yaşındaki genç Firuz, Sabri Bey ile anlaşamayınca önce atışma ardından kavga başlar. Kısa süre içerisinde Sabri Bey'in abisi, tarafları sakinleştirerek görüşmenin sonunda dostane bir şekilde ayrılmalarına vesile olur. Bu olay, uzun yıllar hem rakip hem de dost olacak kanatlı ve ülkenin ilk tanışma anıdır. Aile fabrikasından ziyade kendi işini yapmak isteyen Firuz Bey sırasıyla makarnacılık ve tavukçuluk yapmayı düşünür. Ancak askerlik görevi sırasında hem bisküvi talebinin çok olduğunu fark eder hem de askerliğe sonrası bir banka müdürü dostunun tavsiyesiyle bisküvi sektörüne girmeye karar verir. Babası Ahmet Bey'den 280 bin lira ve küçük de bir arazi almakla birlikte Sinayi Kalkınma Bankası'ndan 300 bin lira kredi çekerek 22 kişilik küçük bir fabrika kurar. Akrabalarından gizli gizli makinaları sipariş eden Firuz Bey, hakim olduğu İngilizce ve Fransızca dillerinden kitaplar tercüme etmiş, askerlik görevi sırasında evlendiği eşi Gülay Hanım ile birlikte evinde farklı farklı bisküvi tarifleri denemiştir. En sonunda ülkerden emekli olmuş bir ustaya formüllerinin ince ayarlarını yaptırarak bal markasıyla yola başlayan Firuz Bey, markayı tescil ettiremediği için ismini değiştirmek zorunda kalır ve markasını tüm Eskişehir'e mal etmek istediği için kendi soyadı yapmak istemez. Bunun sonucunda 62 yılında Anadolu medeniyetleri arasında önemli bir yere sahip olan Hitit uygarlığının diğer adıyla Etin'in markasının ismi olmasına karar verir. İlk ürünlerini Finger, Mari, Kremalı, Sable ve Bayramı Adamlı olarak belirleyen eti bir yandan yeni ürünlerini piyasaya sürerken, bir yandan da üretim kapasitesini artırmak için modern ve yerli makineler üretmek ister. 65 yılında Türk mühendisleriyle yeni bir fabrika kurarak otomasyon sistemine geçen eti 74'te ilk ihracatını Kıbrıs'a gerçekleştirir ve 76'da hepimizin bildiği ve çoğumuzun severek tükettiği eticici bebeği, ilk hazır kızarmış ekmek eti meki, ilk lifli bisküvi eti burçağı ve son olarak eti pufu piyasaya sürer. 80 yılında Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde dev bir tesis olan Eti Makine'yi kurar. Ambalajları ile de fark yaratan marka aynı sene kek üretimine de başlar ve 83 yılında İngiltere'den iki farklı ödül almaya hak kazanır. 90'lı yıllarda Eti form ve Eti Negro'yu yeni adıyla Nero'yu satışa çıkaran Eti, 2002 yılında o dönem çok büyük sükse yapan bisküvisi Eti Tutku'yu hayata geçirir ve hem tüketicinin en güvendiği marka ödülünü hem de Türkiye'nin bisküvi sektöründeki ilk kalite belgesi ISO 9002'yi almaya hak kazanır. Bir sene sonra bizzat Firuz Bey'in bir uygarlık savaşı ile lanse ettiği fabrika yönetim sistemini başlatan eti, çölyek hastaları için geliştirilen ilk glutensiz bisküvisi eti pronatı piyasaya sürer ve bu ürünle yılın firması seçilir. Yoğun talep doğrultusunda çikolata fabrikasını kuran eti, TPM mükemmellik ödülünü Japonların elinden 8 kez alır. 2005 yılı itibariyle 200'den fazla ürün çeşitliliği yakalar ve sporcuların yoğun tercihi olacak eti for mısır patlağını satışa çıkarır. İklim değişikliği değişikliği ile ilgili Konya havzasında modern sulamayı ve Türkiye'nin yarınları adlı projelerini başlatan Firuz Karaslı bu hizmetlerinden ötürü Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Ödülünü alır. 50. kuruluş yılı kapsamında 30 yıldır kar yağmayan Mersin şehir merkezine tonlarca gerçek kar yağdıran Eti, yine aynı yıl Eti Karam'ın damağı rahatça oturmasını sağlayan bombeli yapısı sayesinde Fransa'nın en önemli tasarım ödülünü alır. 2017'de hayata gözlerini yuman Firuz Kanatlı hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Daha fazlası için takipte kal.